BloombergKT.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB Genel Kurulu'nda konuştu. Vatandaşı enflasyonu ezdirmeme politikasına sıkı sıkıya bağlı olduklarını söyledi. Erdoğan fiyat artışlarının yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek adımların atılmasında kararlı olduklarını belirtti. Bu sabah açıklanan verilere göre Japonya'da sanayi üretimi ve perakende satışlar beklentileri karşılayamadı. Çin'de ise imalat PMI 48,8'de ikinci ay daralmanın derinleştiğini gösterdi. Öte yandan hizmet PMI 54,5 değerini aldı. Dolar yenin 141'i test ederek 6 ayın zirvesini görmesiyle Japonya'da acil toplantı yapıldı. Dün Wall Street endeksleri yatay ve karışık kapandı. Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi borç tavanı anlaşmasına 7'ye 6 oyla evet dedi. Anlaşmanın Temsilciler Meclisi'nde bugün oylanması bekleniyor. Nvidia'nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı. Asya borsaları ve Amerikan vadeliler bu sabah satıcılı. Parite 1.07, dolar TL 20.75, euro TL ise 22.31. Spot altın 1958 dolar. Amerikan ham petrolü 69 dolar 20 sent. Brent petrol 73 dolar 35 sent. CDS 617 baz puana indi. Bugün içeride büyüme, hizmet, üfe ve BDDK aylık verileri izlenecek. Bloomberg ET anketine göre ekonomistler birinci çeyrek için %3,2, yılın tamamı için ise %3 büyüme bekliyor. Ayrıca Almanya'da işsizlik ve tüfe, Amerika'da JOLTS ile Chicago PMI açıklanacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın da bugün bir konuşması olacak.